Merhabalar, Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube videomuzda, videolarımız tabii ki devam ediyor. Bu videomuzda sizler için ölçüyü nasıl alabiliriz diye tek tek anlatıyorum. Buyurun başlayalım. İlk yapmamız gereken boyun ölçümüzü alıyoruz. Şöyle boynumuzu ölçüyoruz. Kaç santimse, 36 santim geldi benim mankenimin boyu. Siz de herkes boynunuzun ölçüsünü alın, 4'e bölün ve yakaya o şekilde uygulayın. Daha sonra geliyorum omuz ölçüsüne. Boynun bittiği noktadan, şurası görüyorsunuz, köprücük kemiğimizin üstü aslında. Köprücük kemiğimizin üst kısmı oluyor. Hemen oradan omuz başına. Omuz başı dediğimiz yerde şuradaki kemiğimiz. Burası bizim omuz başımızdır. Oraya kadar ölçümü alıyorum. Bu da benim omuz ölçümdür. Düşük kol falan ayrı. Onları uygulamalı yapıyoruz. Omuz ölçümüzü aldıktan sonra da göğüs düşüklüğüne geliyor sıra. Göğüs düşüklüğümüze biz her zaman şurada yakamızın bittiği köprücük kemiğimizin üst kemiğini baz alıyoruz ölçülerimizde. Oradan itibaren göğüs ucuna, tam göğsün ucuna denk gelen yere ölçüm alıyorum. Bu benim göğüs düşüklüğümdür. Aynı şekilde buradan devam ediyorum. Bel düşüklüğümü de aynı yerden, yine göğsümün üstünden bel noktama kadar geliyorum. Belim burasıdır. Kesinlikle şurası ya da şurası değildir. Peki bel noktamı nasıl bulurum? Kilolu olabiliriz, çok zayıf olabiliriz ama hizalamayabiliriz. Şöyle büküyorum kendimi. Elimi şuradaki çıkıntıma koyuyorum. Burası benim belimdir. Ölçümü buraya kadar alıyorum. Belimi de buldum bu şekilde. Şimdi göğüs ölçümü alıyorum. Şöyle çevirmek istiyorum. Tam sırtımın orta noktasından geliyorum. Bakın. Göğsümün tam uç noktasına. Yine parmağım şu şekilde içinde kalacak şekilde göğüs ölçümü alıyorum. Her aldığımız ölçüyü kalıba uygularken 4'e bölüyoruz. Bel ölçümüzü de yine aynı şekilde alıyorum. Hep bir parmağım içinde kalacak şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi basenimi alacağım. Basenimin en üst noktasını baz alıyorum. Şu şekilde geliyorum. Yine parmağım 1 santim içinde kalacak şekilde basen ölçümü alıyorum. Basen düşüklüğümüz standartta 18 ile 21 arasıdır. Çok büyük bedenlerde 21'e kadar çıkıyoruz. 34 bedenlerde de, 0 bedenlerde de 18'e kadar düşüyor. Onu da yine herkes kendi basen düşüklüğünü alabilir. Şurada belimden ölçüyorum. Basenimin en yüksek noktasına kadar. Bakın 19 santim çıktı. Bu bir 38 beden ölçüsüdür. Kol ölçümü alırken de yine omuz kemiği dedik. Omuz kemiğinin başı alıyorum. Şu şekilde. Dirsekten gelirsek bileğe kadar. Şöyle çevireyim. Bakın. Dirsekten gelirsek bileğe kadar ölçümüz daha net olur. Bakın şöyle düz ölçtüğümde 59 çıkıyor. Dirsekten geldiğimde 60 çıkıyor. Arada 1 santim fark var. Siz de bu şekilde ölçünüzü alabilirsiniz. Pantolon için ölçü aldığımızda da bir oturuş yüksekliğimiz vardır. Bunu zaten pantolon kalıbında da çok net anlattık. Siz nasıl bulabilirsiniz? Sert bir zemine oturuyorsunuz. Yine belinizden baseninizin oturma yerine denk gelene kadar, yere kadar şöyle açmıyorsunuz. Şöyle açıyoruz. 38 bedenlerde 23 gelebilir, 24 gelebilir. Beden büyüdükçe 28-30'a kadar çıkar arkadaşlar. Pantolon boyunu nasıl alıyoruz? Yine belimizden topuğumuza kadar. Boy ölçüsü bu şekilde alınır. Topuğumuza kadar ölçümüzü alıyoruz. Bunun detaylarını kalıbımda anlattım. Pantolon kalıbını verirken neden topuğa kadar? Kalıp çıkartırken topuğa kadar ölçümüzü alıyoruz. Kalıbımızı çıkartıyoruz. Ondan sonra kısa, uzun ne kadar istiyorsak paylarını veriyoruz. Ön ve arka robayı nasıl yaparız? Şu şekilde bakın. Boynumuzdan itibaren şöyle 8-10 santime kadar ön robayı alıyorum. Ön roba ölçüm budur. Bunu da kalıbıma uygularken ikiye bölüyorum. Ve arka robamla yine şöyle yükseltiyle birlikte yine boyun ölçümden 8-10 santim kadar aşağıda oluyor. Bu şekilde arka roba ölçümü de alıp kalıbıma uygulayabilirim. Evet, ölçü alım videomuzu sizler için çektik, bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ölçüleri kalıba nasıl uygulayacağınızla ilgili de kalıp videolarımız yine Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda var. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi
unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımıza görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.